Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda telefonumuzun oyun oynarken, PES 2021 mobil oyununu oynarken, özellikle PUBG ya da diğer oyunlarda olabilir, donmasını, kasmasını, ısınmasını engelleyecek bazı uyguladığımız şeyler var. Bunları uygulayacağız. Ben birebir neler uyguluyorum, neler yapıyorum oyuna girmeden önce bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuda çok soru gelmişti. Hadi videomuza geçelim. Ben ilk etapta arkadaşlar telefonumun mesaj bölümünü tamamen kapalı tutuyorum. Yani hiçbir şeyi kaydetmiyorum. Siliyorum. Sonra arama kayıtlarındaki bütün gelen çağrıları siliyorum. Çünkü bunlar bile yer kaplıyor. Sonra şuradan hemen göstereyim. Galeriye girdim. Galerimde hiçbir şey yok. Hepsini siliyorum. Bunlar da yer kaplıyor. Videosun. Her ufak bir fotoğraf bile yer kaplıyor arkadaşlar. Bunları silin. Telefonumda müzik tutmuyorum. Müzik dinlemek istediğim zaman YouTube'a giriyorum. Müziklerimi dinliyorum. Fotoğraflarımı ya bir bilgisayarıma kaydediyorum. Ya da hiçbir şey yoksa kaydedebileceğiniz hiçbir şey yoksa şurada Google'un bize sunmuş olduğu hizmetten faydalanıp Gmail'ime senkronize ediyorum. Yani Gmail hesabınızı kurduğunuz zaman şuradan Google fotoğrafları görüyorsunuz. Burada bütün fotoğraflarım buraya kaydoluyor. O zaman galeride hiçbir gereği kalmıyor. Sonra galerinin üstüne tutuyorum. Uygulama bilgileri diyorum. Saklama kullanımı bilmem ne falan. Saklama alanı kullanımı. Buradan tüm verileri temizle diyorum. Buradan çıkıyorum. Tüm verileri WhatsApp'ta temizlerseniz bu şekilde yaptığım gibi mesela bak şuradan göstereyim. YouTube'a basılı tut. Uygulama bilgilerine gir. Buraya geldik en üsttekine. Buradan verileri temizle dersem eğer yer açar bana ama bu sefer buradaki bütün ayarlarımı siler. Tekrardan Gmail'imi kurarak girmek zorunda kalırım. Ama Google Play'den ben size nelerde yapmanız gerektiğini söyleyeyim. Google Play Store'dan, fotoğraflarımdan, Google Chrome'dan şifreleriniz yoksa bunları silebilirsiniz. Mail kullanmıyorsanız maili şuradan basılı tutarak, üzerine basılı tutarak uygulama bilgilerine girin. Bütün verileri temizle değil arkadaşlar. Telefonumuzda zerre kadar bir şeyi kayıtlı tutmadık. Her şeyi sildik. Bunlar bitti değil mi? Şimdi bir de sizlere bir uygulama öneriyorum. Şuradan bir Tab Cleaner Pro adında bir uygulama. Ben bunu Google Play'den indirdim. İsterseniz Pro versiyonunu alın, isterseniz APK dosyası alın, isterseniz reklamlı bir şekilde kullanın ama çok faydalı bir uygulama. Buradan geliyorsunuz, ön bellek temizlemeye bastığınızda şu kırmızı süpürgeye basıyorsunuz. Şu an benim ön bellek boyutum 0. Yani telefon tertemiz. 103 yani 100 GB kadar bir boş alanım var. Bunu da bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Çünkü hem ekran kaydarlıyorum hem oyun oynadığım için telefonum 128 GB. Sizinki 64 olabilir, 32 de olabilir. Bu dediklerimi yapın. Buradan buna basıp seyreden uygulama seçiyor ne var ne yok. Buradan gösteriyor. Bir kez daha buradaki süpürgeye basıyorsunuz. Bu kırmızı oluyor. Buradaki bütün her şeyi silmiş oluyorsunuz. Bunları sildikten sonra arkadaşlar telefonunuzda oyun alanı diye bir yer varsa buraya girin. Buradan aşağıdaki kırmızı alana tıklayarak profesyonel oyuncu modunu alın. Ha, farz edin ki o yok. Önemli değil. Bu tür şeyleri Google Play'den indirebilirsiniz ama ne kadar gerçek ne kadar yanlış bilmiyorum. Çünkü Clan Master büyük bir uygulama. 100 milyondan fazla indireni var ama test ettim ve kesinlikle onun hiçbir işe yaramadığını fark ettim arkadaşlar. Sadece size görsel şeyler sunuyor. Biz de telefonumuzun temizlendiğini sanıyoruz. Ama benim şu önerdiğim uygulama gerçekten temizliyor ve bu sponsorlu bir uygulama değil. Faydasını gördüğüm için, kullandığım için sizlere söylüyorum. Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarınızın uygulamalarını silin. Google Chrome'dan girin. Oradan internetten açın. Bence oradan cevaplayın. Oradan bakın. Görmek istediklerinizi oradan görün. Aynı şey değişen fazla bir şey yok. Uygulaması sadece telefonunuzda fazlalık yer kaplar. Telefonunuzu mümkün olduğunca sıfır tutun arkadaşlar. Bu şekilde telefonumuzda yapmamız gerekenler bunlar. Şimdi oyunda neler yapmamız gerekiyor? Hadi bir de ona bakalım. Telefonumuzun ekranı ilk bu şekilde açılıyor oyuna girerken. Tamam mı? Şu sağ altta, sağ alt köşede 3 tane nokta var. Buna bir kere tıklayıp ön belleği temizle diyorsunuz. Buradan temizle dedik. Video ayarlarınıza girin. Eğer sizin telefonunuz donuyorsa, çok sıkıntı yaşatıyorsa en düşüğe alın. Burayı, şurayı da 30 FPS'e alın arkadaşlar. Bu şekilde telefonunuzun donması en aza minimuma inecektir. Ben bunu yüksek grafikte 60 FPS'de oynuyorum ama kayıt almadığım zaman o şekilde oynuyorum. Çünkü kayıt aldığım zaman ölü yaprak vurduğunda top çok sert kavis alıyor ya da uzun top attığında ya da çok sert bir şut çektiğinde orada hafif bir kasma oluyor. O yüzden ben de bunu sevmiyorum. Oyunun görselliği bozuluyor. Ben de bu yüzden standart 60 FPS'de oynuyorum. Bu benim telefonumu yormuyor. Ölü yaprak vurduğum zaman çok güzel bir şekilde gidiyor. Ön belleği temizledikten sonra da oyunumuza giriyoruz. Şimdi maçta da bunu sizlere aktarmış olabilirim inşallah arkadaşlarım. Özellikle bak buraya atlamayın. Özellikle telefonunuza menajer yüklemeyin. Hani speaker pardon menajer diyorum.
spiker yüklemeyin. Hani İngilizce spiker anlatımı falan var ya, onları yüklemeyin. Onları kaldırın arkadaşlar. Nasıl kaldırıldığını da başka bir videoda anlatırım sizlere. Şundan bakalım ne gelmiş bize. Çok fakirleşmişiz ya. Top açılımı denedim de tutmadı arkadaşlar. İkon vermiyor. Kaç haftadır üst üste verdi. Bu iki haftadır bize ikon vermiyor Konami abimiz. Şuradan girelim hemen. Promosyon bölümüne de gelelim. Şuradan güzel bir maç yapalım. Biraz ölü yaprak şut deneyelim. Biraz ölü yaprak golü atmaya çalışalım. Umarım olur. Bu videoyu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Hani ilk başta şeyi koydum. Telefonuna kasmaması için neler yapıyorum. Maça girerken bütün anımı aslında sizlere yayınladım. Neler yapıyorum? Bak bunları gerçekten yapıyorum. Telefonumu tertemiz hale getiriyorum. Oyuna girerken bu şekilde yapıyorum. Ve kesinlikle spiker kullanmıyorum telefonumda. Zaten ben sizlere yeterince anlatmaya çalışıyorum da. Oynarken de kullanmıyorum. Çünkü gerçekten o da bir 500 MB'a yakın bir dosya halinde olduğu için sizin telefonunuzu yoruyor. Mesela 2,5 GB'sa bu PES 2021 oyunu 500 MB daha üstüne koyduğun zaman 3 GB'a falan buluyor oyunun boyutu. Oyunu çok yoruyor. O yüzden ben kesinlikle kullanmamanızı öneriyorum. Tabi telefonunuz bir iPhone'sa ya da iPad bir tablet gibi tarzı şeyler kullanıyorsanız, kaliteliyse o zaman yapacak hiçbir şey yok. Son seviye açın abi, ne varsa açın yani. Ama ben daha orta segment, daha ya da düşük segmentler için elimden geldiğince bu videoda anlattım. Takibimizi de bulduk. Bakalım nasıl bir maç ortaya çıkacak. Faydası da olur. Denemenizi de şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şuraya Davis amca gelsin. Bakalım kadro bu şekilde. Şimdilik iyi. Rakibimize bir bakalım. Çift forvet sıkıntı. Çift forvet geliyorsa abi buraya Patrick Vieira gelmesi gerekiyor. Çünkü bu sistemde orta tarafım benim biraz boş kalıyor. Adam da rahatlıkla gelmemesi için Patrick Vieira devreye girmek zorunda. Hatta onun yanına sol tarafa Lampard değil diğer tarafa şeyi de alabilirdim. David Beckham'ı da ikinci yarı defansif olarak iki defansif yapabilirim. Çünkü zaten David Beckham ileriye de koşuyor. Bakalım şimdi rakip bizi ortadan çok zorlarsa ikinci defansifi devreye sokacağız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Bayağıdır da oynamıyordum. Hadi bismillah diyelim. Patrick Vieira ile Lampard'a geldi top. Sadio. Lampard biliyorsunuz buradan bir ölü yaprak deneyeceğim şimdi. Kaka bırakırsa. Kaka bırak. Ya bıraksanıza. Adam bir tane şut çekecek yani. Ne olmuş, çeksin. Ne var? Kylian Mbappe. Patrick Vieira orada. Şimdi Frank Lampard. Öne boş. Frank Lampard. Gelme be hemen. Gelme be. Şimdi Kylian Mbappe'ye doğru bir top. Ah lan Fofana girdi araya. Boşluğu görünce pas hatası yaptım. Sabırlı olabilirdim. Şimdi Cristiano Ronaldo kaleci son anda müdahalesiyle korner. Müthiş döndü vurdu Cristiano Ronaldo. Kaleye sırtım dönükken dönerken dönme açısında bir kere depara basıyorum ki topu biraz önüme atsın. Öyle daha faydalı oluyor. Şimdi Cancelo gelişine vurdu. Kaleci defanstan döndü pardon. Şimdi Cancelo'ya tekrar. Steven Gerrard. Gerrard attı çalımlarını. Gerrard kaptırdı David Beckham'a. Ya bir tane öyle yaprak şutu çekecektim. Pozisyon vermedi bize ya. David Beckham çok sürdü topu. Yoruldu. O kadar sürmesine gerek yoktu. Pası atabilirdi. Şimdi Lampard. Oynadı Kylian. Kylian'dan Ronaldo. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Tüh be çok bastım. Bu sefer ben fazla bastım. Atamadık. Sağlık olsun. Hadi güzel bir gol gelsin be. Ya dün bir tane öyle yaprak vurdum. O kadar güzel, o kadar şahane gitti ki. Hayran kaldım ama gol olmadı. Onu da Short Studios olarak paylaşayım mı sizlerle? Şimdi Lewandowski vuramadı son anda kaleci. Kurtuva ver hemen oğlum. Verdi pasımını. Kurtuva şimdi Davis'e geldi. Patrick Vieira. Vieira Lampard'ın önünde kaldı. Frank Lampard buradan denedi. Asfaltla dışarıya gitti Frank Lampard. Son anda falso aldı be. Harikasın Lampard. Adam efsane ya. Diğer tarafa falso olsa var ya Neuer ayakta uyuyacaktı. Mükemmel bir gole şahitlik edecektiniz arkadaşlar. Hadi be. Heyecanlandıran bir şut oldu. Lampard'ın şutu. Bir daha deneyeceğim. Şu topu bir arasam. Kylian Mbappe. Ronaldo'yu düşündük. Geçmedi. Vieira. Ver Mbappe pasını. Lampard. Lampard iki kere daha bastı. Lampard harikasın Lampard. Çeken top ve gol. Frank Lampard. O nasıl bir şut?
Ya bırak izleyelim abicim ya. Frank Lampard'ın şutuyla yine golümüz geldi. Ya seviyorum ben bu şut çekme işini ya. Patrick Vieira engelliyor orada adamın kaçmasını. Şimdi hatayı yaptılar. Cancelo gelmedi kaka. Verdi pasını. Guardiola, Beckham Lampard orada. Lampard'la keşke engellemeseydik. Lampard'ın yeri boş kaldı. Şimdi Fofana çok tehlikeli bir stoper bu adam ya. Verdi pasını Lampard. Sadio, Mbappe Rodri ayak koydu. Ronaldo'yu alabilecek mi? Alamadı. Kaka, Fofana. Şimdi Rodri, Lampard koydu gövdesini aldı topu. Cancelo, gelme be Sadio. Sen sağa açıksın, verimli kanatsın. Kontra atak oynuyorsun, sağa açılman lazım. Niye böyle işler yapıyorsun? Patrick Vieira, Lampard. Verdi pasını. Lampard'ı bekliyoruz. Kaka orada, kaka bir bırak ya. Gitmiyor oradan da bir türlü. Cancelo. Verdi pası Lampard. Geçti Lampard. Verdi Patrick Vieira'dan Lampard'a tekrar. Frank Lampard ayağa kaydı. Çok erken vurdum. Benim hatam. Yanlışlık yaptık orada. Hadi be ver pasını. Lan nereye attın? Hadi bitirme hakem. Ver Lampard'a son bir kez daha. Bırak Lampard'ı bırakın. Şimdi Frank Lampard sıyrıldı vurdu. Lampard dışarıya attı bu sefer. Önümü bir rahat bıraksa lan. Güzel bir şut çekeceğim de bırakmıyor arkadaş. Orada Kaka Leiter'in olması bizi biraz bozuyor ister istemez. Şimdi ikinci yarıya hazırız. Çok güzel şutlar geldi be. İki tane. Bir tanesi o öyle yaprak gitti sanki. Avuta çıktı ya. O keşke gol olsaydı ya. Çok harika bir gol olacaktı. Rakip oyuncu ne yaptı orada? Bir dondu kaldı. Neyse. Bizi de şaşırtıyor abi böyle yaptıkları zaman. Şimdi Gerrard alamadı. Önünden geçti. Tehlikeli geliyorlar. Uzaktan denedi. Kaleci Kurtua. Rakibe ayar vermişiz. Gaza geliyor o da. Lampard. Verdi pası Patrick Vieira. Lampard'ı boşa çıkarmaya çalışıyoruz. Lampard aldı başına gitti bu sefer. Lampard nereye gittin? Kaka da hiç ayrılmıyor yanından. Şimdi Patrick Vieira'dan bir şut denemesi dışarıya. Bu arada Patrick Vieira'ya ölü yaprak vuruşu çıkardım arkadaşlar. Ama çok kolay kolay vurmuyor. Çok zor vuruyor. İki kere vurdum. O kadar deneme yapmama rağmen Patrick Vieira çok zor vuruyor. Ya da bilmiyorum alışamadı henüz. Çözeceğiz o işi de. Şimdi Lampard. Lampard Patrick Vieira'ya geçmedi. Tehlikeli. Hayır yavaş ver. Kaleci koş. Courtois. Davies. Gerrard. Şu aşağıda Ronaldo var. Ronaldo ile deneyeceğim. Lampard'ı çok kapattılar. Ama şuradan açıldı mı önü? Bırak abi bırak. Bir bırakın ya şu adam. Bir adamı sana rahat ettirin ya. Alamadık. Şimdi tehlikeli geliyorlar. Şimdi tehlikeli geliyor. Lewandowski. Kaleci Courtois. Yerden yükselen şut. Her zaman tehlikelidir. Çok güzel gitti. Kaleci Courtois. David Beckham. Beckham'dan orta. Yerden geldi. Ön direkte karşıladılar. Delight kaptıramadık. Alamadık be. Kapamadık o topu oradan. Şimdi David Beckham dışarıya. David Beckham. Sert şut çekmek istedi. Denemek istedi. Ama olmadı. Çünkü bir defa bassa. İki defa bassa olabilirdi. Sert şut gidebilirdi arkadaşlar. Şimdi Ronaldo orada indirebilir mi? İndirdi ama. Çok uzağa gitti. Gene de aldık. Şimdi Gerrard'a doğru. Gerrard'dan Ronaldo'ya. Ronaldo çekti vurdu. Cristiano Ronaldo. Ölü yaprak gitti. Cristiano Ronaldo ama yerden dışarıya sekti top be. Tüh, kötü oldu bu. Ferran Torres girdi oyuna. O da ölü yaprakçı. Canımızdır. Şuradan Lampard'a indirdik şimdi. Cancelo verdi pasını. Ferran Torres. Torres'ten Patrick Vieira'ya kadar gelen top. Cancelo orada. Cancelo'dan bir topuk denemesi. O top geçse var ya çok güzel bir şekilde önümüzde kalırdı. Cancelo yetiş ve o topu al. Bir müdahale geçti. Son anda kaleci Kurta. O nasıl bir şeydi lan? Lampard. Lampard hemen oynadı. Ferran Torres. Patrick Vieira. Ver kaçı yaptılar. Çok kötü bir pas. Patrick Vieira ayak koydu. Şimdi Patrick Vieira battı kaleye. Kaleci Kurt Neuer'in üzerine gitti. Patrick Vieira ile yapamıyorum ya. Ya da bilmiyorum. Daha henüz alışamadım ona. Ama olacak. Onunla da olacak inşallah. Şimdi Ferran Torres. Hadi be ayak koyamadık. Lampard. Maçın son dakikaları her zaman tehlikelidir. Ver aşağıya oğlum. Gerrard. Ver Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Lan bir bırakın be. Etrafımı bir bırakın be.
Kylian Mbappe. Kylian, De Ligt faul. Nerede oldu? Neyse, ölü yaprak free kick kullanırız. Bir tanesi kornayı köklüyor. Yani ne oldu? Kıyamet mi koptu? Niye bu kadar kornaya basıyorsunuz? Lampard topun başına geçiyor. Kornaya basmayın abicim. Frank Lampard. Lampard çok sert bir çizgi çekti. Frank Lampard. Ya bu kornaya basıyorlar ya, sinirlendim. Vuramadım ya. Yani niye insanlar kornaya basmak için bu kadar meraklı ki? Tövbe ya. Hadi Gerard. Hadi be Gerard. O topu alsan bir tane daha öyle yaprak deneme imkanımız olacaktı. Gel alı. Şimdi bak nasıl geldi top adamın önüne, gördün mü? Bak bak. Bak gol yiyeceğiz. Bak son dakika gol yemeyin abicim. Hemen oyna. Hemen oyna, bir öyle yaprak daha vuralım. Ver Lampard'a. Lampard. Ferran Torres'e gelsin top. Şimdi Torres'ten. Kime geldi? Ver aşağıda, Ronaldo bomboş. Cristiano Ronaldo. Lan çok düz gitti ya. Çok düz gitti ve bu maçı da böyle kazandık arkadaşlar. Hadi hayırlısı olsun. Güzel maçtı. Gerçekten güzel maçtı. Frank Lampard'ın şutlarına hayranım ya. Seviyorum Frank Lampard'ı. Bu videomuz buraya kadardı. Hem bu videoda sizlere oyunun kasmaması için neler yapmanız gerektiğini gösterdim. Hem de ölü yaprak şutları denedik. Güzel şutlar da oldu. Güzel maç oldu. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıda bir sürü buton var. Yorum yapabilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.